Manşete hoş geldiniz. Tokuşturulan iki kadeh ve belli ki içinde kırmızı şarap var. Bilemiyoruz tabii. Liderlerin perhizi ne durumda onu bilmiyoruz. Şarap görünümlü bir başka sıvı da olabilir. Fakat ne kadehler ne tokuşturulması ne de içindeki önemli. Dünyada yeni bloklaşmayı, yeni kutuplaşmayı, yeni pozisyonlanmayı göstermesi açısından önemli. Hafta boyunca buna dikkat çektim. Pazartesi, salı, perşembe ve bugün cuma yayınında bir kere daha dikkat çekiyorum. Geriye doğru yayınlarda takip edilebilir. Fakat bugün çok fazla detay paylaşmayacağım. Yeni bir detay da yok. Esasen pazartesi, salı ve perşembe yayınlarında başlıkları verdim, kupürleri verdim, yerli yabancı gazetelerdeki değerlendirmeleri verdim. O yeterlidir, oraya bırakıyorum. Ama Putin'le Kuzey Kore liderinin bu kadeh tokuşturması basit, alelade bir yemekte tespit edilmiş kare değil ciddi bir bloklaşma var. Ve elbette Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki e, çatışma ihtimali, e, Hindistan'ın, Çin'in e, durumu, Pasifik'teki yeni bloklaşma, işte Japonya'nın Güney Kore'ye yakınlaşması ve bu bloğun Batı'ya yaklaş, yakınlaşması veya Amerika ile ilişkileri filan. Ve Amerikan Başkanı'nın son dönemde ağırladığı ziyaretçilere bakın ve devlet ağırlaması yaptığı ziyaretçilere bakın. Genelde Pasifik ülkeleri bir bloklaşma var ve Buna karşı gözünü kapatan ya da başını kuma sokan kendine karanlık eder deve kuşu gibi. Kendine zindan eder dünyayı ve bu bloklaşma, bu şekillenme gerek ekonomik gerekse siyasal anlamda ve elbette olası savaşlar anlamında üçüncü Dünya Savaşı ihtimali pek uzak değil o anlamda da mühim işaretler barındırıyor ve Bundan sonraki süreçte yani 2024'ün ikinci yarısı ve 2025'te bunu konuşarak, kritik ederek geçeceğiz. Dün bir nebze bahsetmiştim. Nasrallah Hizbullah lideri Rumları tehdit etti. Kuzey Kıbrıs da endişelendi. Kıbrıs'ta Hizbullah alarmı. Bu Hürriyet'in iç sayfasında dış politika manşeti. Ama esasen Türkiye'de doğru dürüst Hangi anlamda olursa olsun, sol mahalle veya sağ mahalle, hangi tarafa yandaş olursa olsun veya destekli olursa olsun, CHP medyası olsun, İmamoğlu medyası olsun fark etmiyor. Bidon kafa muhabbetinden daha önemli bir konudur bu. Ve bu manşet bu biçimiyle esasen bütün gazetelerin birinci sayfasında ya da manşetinde sür manşetinde olmalıydı. Bu kadar uzak hemen yanı başındaki gelişmelere Türkiye medyası medya mahallesi. Ona dikkat çekiyorum esasen varsa yoksa kendi milli meseleleri, hürriyette manşetten verilen kafa kafaya geliriz meselesi Rojava'da yani Kuzey Suriye'de ertelenen yerel seçimde. Esasen bu seçim tarihinde yapılsaydı Türkiye müdahale edecekti. Ben de Türkiye savaşın tarihini verdi. Erdoğan savaşın tarihini verdi. Neyse, yayınıyla bunu kastetmiştim. Neyse ki seçim ertelendi ve sıcak çatışma ihtimali veya sıcak harekat ihtimali ya da seferberlik ihtimali rafa kalktı şimdilik. Fakat Türkiye bu seçimler üzerinden bölgeyi tehdit etmeye veya bölgedeki paydaşları özellikle Amerikan tarafını uyarmaya devam ediyor Hande Fırat kalemiyle ki bu bir istibarat manşetidir böyle bakın. bu konuyu sıcak tutuyor Türkiye. Yani ertelediniz ama seçimi iptal edin. İleride bir tarihte yaparsanız gireriz ve kafa kafaya geliriz diyor. Ankara Washington hattında dönen hikaye ki belli ki ileride NATO zirvesinde de bu konu değerlendirilecek. Evet bunu manşetten giriyorsun ama öbür taraftaki gelişmelere kulak tıkıyorsun. Ukrayna savaşının bölgeye yayılma ihtimali, İsrail Gazze savaşının bölgeye yayılma ihtimali ve Pasifik'teki bloklaşma. Sonra şimdi Euro 2024 gündemde Arda Güler evet çok güzel bir maçtı ve sıradaki maçlara bakıyoruz. Evet ve maçlar da gerçekten eee özellikle daralan, özellikle bunalan ruhlara iyi geliyor şöyle bir ortamda fakat turnuvada değilim. Bu turnuvada ki gruplar ve gruplardaki ülkeler bu gördüğünüz ülkelerde Avrupa Birliği yani bu gördüğünüz ülkeler turnuvaya vizesiz gelebildiler. Sadece Türkiye vizeyle gelebildi veya da Türkiye seyircisi. İşte bu sizin bir turnuvada bile yalnızlaştığınızı ve ayrıştığınızı gösteriyor. Avrupa Birliği üyesi olmamasına rağmen Gürcistan, Sırbistan ve Ukrayna vatandaşları da turnuvayı izlemek için Almanya'ya vizesiz gelebiliyorlar. Evet diyebilirsiniz ki orada biz Gürcistan'ı gördük, Sırbistan'ı gördük, Ukrayna'yı gördük. Evet o şerhi düştüm. Fotoğraf budur. Dönelim. Sessiz sedasız atanan şef KC'si neden altta yazıyor? Şimdi son vergi paketi gerçekten büyük şoka yol açtı hemen herkes böyle bir şey olabilir mi? Garson bahşişine dahi vergi konmuş. Yurt dışı çıkış harcı 150 liradan 3000 liraya çıkıyor. Nasıl olacak bu işler falan gibi. Bıdırdanırken ya da isyan ederken ya da tepkisini dile getirirken arkada bir mekanizma planlı hesaplı bir biçimde çalışıyor. Ve bu bir yıldır böyle. Çalışan mekanizma Türkiye'ye yani seçime doğru atılacak adımlar seçimden sonra, atı, sonra atılacak adımlar olarak iki bölümden oluşuyor. Çok ana hatlarıyla anlatıyorum. Kalan detayları ekonomistlerin yorumunda takip edebilirsiniz. Ki çok saygın benim de buraya getirdiğim yer yer görüşlerini ekonomistler var. Atilla Yeşilada var, Mahve İlmez var, Şenol Babuşçu var, Veysel Ulusoy var, Enag Araştırma. Yani hangi birini sayayım? Hakan Kara var. Hep, hepsini takip etmeye çalışıyorum. Ve hepsinden yararlanıyorum. Ve bu detayları onların uzmanlık alanına bırakıyorum. Fakat bir perspektif ortaya koymaya çalışıyorum. Bu perspektifle ya da elinizdeki bu ölçüyle, bu gönyeyle neyse bakar iseniz bu yorumlarda, bu yorumları da bu perspektif ışığında doğru kıymetlendirebilir veya doğru analiz edebilirsiniz. Şimdi vergiden kaçana radikal önlem diye sabah manşet atmış. Yani bir biçimde vergi paketi de böyle normalleştiriliyor. İç iç manşeti de o. Zarar gösterene askeri, asgari vergi geliyor. Amacını aşan istisnalar kalkıyor. Bir başkası Hürriyet'in iç sayfa manşeti ekonomi. İşte yeni vergi planları. Asgari, asgari kurumlar vergisi gelecek. Kiradan %25 20 stopaj kesilecek filan. Sonra piyasa ikna olmaya başladı diyerek Mehmet Şimşek e, enflasyon yorumu yapmış filan. Şimdi enflasyon sizin açıkladığınız rakam değildir. Enflasyon vatandaşın, halkın hele özellikle dar gelirlinin hissettiğidir. Ayrıca ağırlıklı olarak gıda enflasyonudur. Yani ana tüketim maddeleridir. Yani e, ne bileyim su borusu ya da ne bileyim sunta ya da ne bileyim e, bir mutfak malzemesi ve ya da e, araç muayenesi ücreti falan değildir tek başına. Hemen her gün hanelere giren e, malların fiyat artışlarıdır. Şimdi bu ayrı bir konu. Diğer bir konu da sessiz sedasız atanan şef derken ikiye ayrılıyor ekonomi yönetimi. Daha doğrusu ekonomi e, yönetiminin ajandası. Bir seçime kadarki ajanda, iki seçimden sonraki ajanda. Seçime kadarki ajanda da faiz artırıldı ama bu enflasyonu düşürmedi. Enflasyon artmaya devam etti. E, Mehmet Şimşek 38 ile aldı enflasyonu 75'e çıkardı. Ama 8 ile aldı enflasyon, şey faiz 50'ye çıktı. Şimdi de faizi stabil tutmaya fakat gelirleri de Vergi artışlarıyla dengelemeye çalışıyorlar. Seçimden sonra ikinci faza geçildi. Ve bu vergi paketi de bu şekilde yedirilmeye çalışılıyor. Peki Mehmet Şimşek neden ekonomi yönetiminin başına geldi? Erdoğan neden onda ısrar etti? Ve neden bu politikalar e, gerçekten can yakan politikalar uygulanıyor? Ekonomi politikaları hele özellikle şu son vergi paketi. Bu esasen Mehmet Şimşek'in laflarının satır aralarında da var. Mesela IMF'ye alerjimiz var dolayısıyla Dünya Bankası ile çalışıyoruz e, işte bizim reisin alerjisi var falan filan gibi laflarda bu net ortaya çıkıyor. Mehmet Şimşek şu anda da Londra'da para arıyor veya yatırımcı arıyor ayrı bir konu. Mehmet Şimşek gayri resmi atanan IMF Türkiye masası şefidir. Geçmişte IMF ile anlaşma yapılırdı ve bir yabancı Türkiye masası şefi olarak atanır. O Türkiye masası şefi de belli periyotlarla haftalık, aylık neyse Türkiye'ye gelir gider ve IMF reçetesini kontrol ederdi. Teftiş ederdi. Şimdi tabi bu bilinen alerjik nedenler dolayısıyla yapılmadı yapılamadı fakat aynı politika uygulanıyor. Aynı IMF acı reçetesi uygulanıyor. Kiminle? Gayri resmi Türkiye masası şefi Mehmet Şimşek'le. Dolayısıyla konulara böyle bakarsanız daha sağlıklı analiz edersiniz. Enflasyon seneye onlu rakamları görecek. Hadi inşallah şimdi Şimşek'in lafları. Devam edelim. Bir diğer konu mesela bu da gene ekonomiyle bağlantılı bir takım tedbirler var. Sadece vergi değil mesela bu da bugün hürriyetin manşetiydi. Anneye bir yıl doğum izni vereceğiz. Cumhurbaşkanı düşen doğum oranlarını artırmaya yönelik böyle bir çalışma yapılması talimatı vermiş. Doğum oranlarını da artırmaya çalışıyorlar ki çalışan nüfus artsın ki ya, emekli nüfus kabarıyor. Dolayısıyla yaşlı ve emekli nüfusun kabarması, çalışan nüfusun azalması veya gençlerin azalması, nüfustaki bu orantısızlık ilerisi için de alarm veren bir konudur. Bu bütün devletler için geçerli olduğu gibi yani doğum oranının 2'nin iki, altına düşmesi bütün devletlerde alarm e, zillerini çaldırır. Türkiye'de de bu şekilde yani anneye biz bir yıllık doğum izni verelim ki ee, ne bileyim şey artsın, nüfus artsın, popülasyon artsın. Fakat bunun sahada bir pratiği yok. Yani dört aydan bir yıla çıkardığınızda bu anne kendisine iş bulabilecek mi? Ya da bu sözleşmelere nasıl yansıyacak? Ya da reel sektörde özellikle, hadi belki kamuda yapabilirsiniz de, reel sektörde böyle bir şey mümkün olabilecek mi? Sosyolojisi, piyasaya etkisi veya tabanı neyse, Pek olmayan konulardır bunlar. Tepeden inme düzenlenemeyecek şeylerdir. Saray ekibi Fidan'ın özel istihbarat yapılanmasından rahatsız. Ben bunu bu şekilde başlıklandırdım ama esasen Nuray Babacan'ın gazete penceredeki kulisinin başlıklandırılması böyle. Ee, orada diyor ki Hakan Fidan'ın bakanlık bünyesinde istihbarat birimleri kurması ve kendi istihbarat altyapısını oluşturması partide özellikle saray ekibinin pek hoşuna gitmedi. Ki zaten belli isimleri Nuh Yılmaz gibi falan çekti Mitten. Eski setacı ekip falan neyse ee, işte Burhanettin bilmem kim falan bir sürü şey ee, bir, bir, bir sürü isim ve onlar da zaten kendi hesaplarından kendi faaliyetlerini paylaşıyorlar. Bakabilirsiniz bir istihbarat yapılanması içerisinde bu en iyi bildiği şeyi yapma olarak da algılanabilir. Ve elbette istihbarat oyunları olarak Erdoğan sonrası yapılanmaya dönük güçlenme mevzilenme olarak da yorumlanabilir. Onu da yazmış Nuray Babacan saray ekibinin pek hoşuna gitmedi bu konu. Kulislerde buna ihtiyaç olduğunu inanan AKP'liler olmasına karşın Fidan'ın Erdoğan sonrası olasılıklar nedeniyle güçlenmesinden rahatsız olanlar bulunduğunda söyleyelim diyor. Her ikisi de mümkün. Yani bir istihbarat yapılanması yani dış işlerinde böyle bir yapılanmaya ihtiyaç var deyip bir paralel yapılanma kuruyor. Paralel bir istihbarat yapılanması kuruyor. Dış işlerinde Artı Erdoğan sonrasına elbette kendi liderliğini veya kendi pozisyonunu bir biçimde makyajlama veya sağlamlaştırma, parlatma olarak da değerlendirebilir. Neyse ne. Evet. Sabahtan bir başka haber. FETÖ'den ihraç eşini polis sevgilisini aklattı. Kimmiş? Adana'da hakimlik yaparken. Önünüze düşmüştür sosyal ağlarda. 500 milyon rüşvet aldığı ve yasak aşk yaşadığı ortaya çıkan Gül A ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Hakkında FETÖ soruşturması başlatılan vali yardımcısı eşinin dosyasını da polis sevgilisini kullanarak karartmış. Falan. Olaya bakar mısınız yani? Yorum'a ihtiyaç bırakmayan bir konudur bu. Yani. Magazinle bağlayalım. Bu da yorum'a ihtiyaç bırakmayan bir konudur. Yıldız Tilbe'nin Bodrum Antik Tiyatro Konseri. Burada Tilbe konser sırasında yüksek bir yapının üzerine çıkıp şarkı söylemek istiyor. Görevliler hemen yanına koşup bu bir mezar taşı deyince Yıldız Tilbe panikliyor. Ve yasak abo mezar gerçekten mi? E kaldırsınlar burada mezar mı olur diyor. <laughs> Şimdi görüntüde bu. Tarihi yapının üzerine çıkmaya çalışınca görevliler mezar aman falan demişler. O da kaldırsınlar burada mezar mı olur demiş. Gerçekten oturulup birkaç dakika analizi yapılabilir ama bunu ben yapmıyorum. Yapmayacağım ve bunu size bırakıyorum. Haftanın son manşeti, cuma manşetini in outla noktalıyoruz. Değindiğim değinmediğim konularla ilgili inler ve outları burada bulacaksınız. İki dakikanız daha ayırın. Sonuna kadar takip edin ve öyle kapatın olur mu? İyi hafta sonları. Pazartesi buluşmak umuduyla.